Gaziantep'te iki kişi cemevi önünde bulunan park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Bu sırada merminin isabet ettiği araçta bulunan iki şahıs ile çevrede bulunan başka bir şahıs da yaralandı. Alınan bilgiye göre Düztepe Mahallesi'nde bulunan Alevi Kültür Dernekleri bünyesindeki cemevinde bir kişinin cenaze töreninin ardından törene katılanların otobüse bindiği sırada motosikletli iki kişi pompalı tüfekle cemevi önünde bulunan park halindeki otomobile rastgele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 27FK658 plakalı araç içerisinde bulunan iki şahıs yaralanırken başka bir şahıs da kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosikletli aynı kişilerin cemevinden 500 metre ileride Özdemir Bey Caddesi'ndeki park halindeki başka bir otomobile de ateş açtığı öğrenilirken olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ablukaya alan ve olay yerinde inceleme başlatan güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için ise çalışma başlattı. Alevi Kültür Derneği Gaziantep Şube Başkanı Yılmaz Demirdelen, Alevi vatandaşların çatışmanın içerisine çekilmeye çalışıldığını öne sürerken, bu geziden beridir süregelen Ok Meydanı'nda zuhur eden hadisenin devamı gibidir. Alevi toplumunu çatışmanın içerisine çekmeye, bir çatışmanın tarafı haline getirmeye çalışıyorlar. Emniyet birimleri tahkikatlarını yürüteceklerdir. Umarız bunun faalleri bir an önce yakalanır diye konuştu. Doğrudan dernek hedef alınmak suretiyle menfur bir saldırı gerçekleştirmişler. Bu geziden bu yana süre gelen, özellikle sonda Ok Meydanı'nda zuhur eden hadisenin devamı gibi bir hadise. Bu arada Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kentte yaşanan silahlı saldırının cemevi ile ilgili olmadığı belirtildi. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı. İlimiz Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Sadıklar Caddesi üzerinde bulunan cemevi binası yakınlarında 11 Haziran 2014 günü saat 11 sıralarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası neticesinde araçlarda bulunan şahıslar kavga etmişlerdir. Çıkan kavgada bir taraf pompalı tüfekle araca ateş etmesi neticesinde yol üzerinde bulunan araç ve şahıslar da zarar görmüştür. Meydana gelen olayın cemevindeki cenaze töreniyle ilgisinin olmadığı, olayın tamamen maddi hasarlı trafik kazasından kaynaklandığı anlaşılmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.